Evet, merhaba. Enka. Aslında 4 Ekim tarihinde, yani tam şu seviyede 4.44'ler, 4.40, 41, 42 bölgesinde ilk sizlere duyurduğumuz, dikkat çektiğimiz hisseydi. O günden itibaren dedik ki bu hisse endeksten güçlü seyredebilir. Gayet güçlü gözüküyor teknik olarak. Biz de bugün, o gün olumlu dedikten sonraki gün görüyorsunuz. 4.41'den çok sert bir şekilde 4.66'ya gelen bir hareket gördük ki bu %5'in üzerinde bir prim demekti. Ve birkaç gün daha yorumladığımızda bu hareketin ortalamaların üzerinde kalma isteği var. Bu ortalamaların üzerinde kaldığı takdirde kademeli bir yükseliş, güçlü bir yükseliş, endeksten bağımsız bir yükselişten bahsetmiştik. Tabii ilk etapta 4.66'nın üzerindeki kapanışlar bizim için önemli demiştik. Şu an için orayı geçtiğini görüyoruz ve hatta daha önce görülen 4.75'e doğru hareketin, seyahatin devam ettiğini söyleyebiliriz. Buralar geçilir mi? Haftalıklara baktığımızda tablo gayet güçlü, hatta çok uzun süreli bir yatay hareket, yukarıda gelişen yatay bir hareketten bahsediyoruz. Önemli olan tabii ki burada zamanlama. Biz zamanlama noktasında baktığımızda zaten biraz önce de sizlerle paylaştığımız üzere 4 Ekim sabahı paylaştığımız bu ise bizden hemen sonra güçlü bir ralliye başladı. Şimdi kademeli bir şekilde hedef nereye ulaşabilir diyecek olursak 4.75'ler zaten bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ben buradan Enka ile ilgili tablomuza dönüyorum ve Enka'yı size özel tablomuzdan yorumlamaya çalışacağım. Evet, yıllıklarda Enka 4.75-10 potansiyel hedefini koruyor. Zaten 4.70 üzerine çıkıyor. 4.70 üzerindeki her günlük kapanışta 4.75'in geçilmesi dolayısıyla en azından 2 gün daha 4.70 üzerinde kalması halinde Enka'da 5-10 ihtimalini konuşuyor olacağız. Ve arkasında aylıklara dönecek olursak 4.74 görüldüğü üzere 4.74-4.75 önemli bir direnç bölgesi. Bu seviyenin üzerindeki her hareketlikte biz kademeli şekilde haftalık kapanışta daha doğrusu 4.87-5 bölgesini, hatta görüldüğü üzere yıllıklarda 5-10 ihtimali konuşuyor olacağız. Endeksten bağımsız bir hareket olduğunu söylemiştik ilk dikkat çektiğimizde de. Şimdi birazdan müziği kısalım. Evet, haftalıklar tarafına geldiğimizde ise bu hafta özellikle 4.57 üzerinde 4.77-4.67 dolayısıyla 4.66 üzerindeki harekette 4.77-4.75 ihtimali Enka'da devam ediyor olacak. Şu anki görüntü o isteğin bize devam ettiğini gösteriyor. Ortalamaların üzerinde gayet güçlü. Böyle bir durumda günlük kapanışlarda 4.77 üzerinde ikinci adımda 4.75 üzerinde 4.87 ihtimali gündeme gelebilir ki 4.87 üzerindeki günlük kapanışlarda biz nereyi konuşuyor olacağız? Görüldüğü üzere 5-5-10 bölgesini konuşuyor olacağız. 4.87 üzerindeki harekette 5.08-5.10 bölgesini konuşuyor olacağız. Bu anlamda da bizim için Enka önemli. Tabii ki günlüklere geldiğimizde bugün özellikle 4.65 önemli bir destek. 4.69'un üzerindeki harekette 4.70. 4.70'in üzerinde saatlik kapanışlarda isterseniz hemen Enka'ya bakalım. Şu an için nasıl gidiyor? Evet, gayet güçlü bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Bir saat kapatmış. Bir saat daha bu seviye üzerinde kapatması halinde Enka'da biz 4.70'in üzerinde kalabilir mesajını almış olacağız ve 4.74-4.76'ya gün içinde potansiyel hedef olmaya devam edecek. 4.69 üzerinde kaldığı müddetçe bu istek bugün, yarın gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bunun ötesinde bizim güçlü gördüğümüz kağıtlardan bir tanesi de daha önce de paylaşmış olduğumuz üzere TÜPRAŞ'tı arkadaşlar. TÜPRAŞ için ne demiştik? TÜPRAŞ için de aslında önemli bir dip bölge içinde ve bu dip sürecini tamamlanıp hatta geçen hafta hafta başında ortalamaların üzerinde kalmak istiyor. Bir gün daha bu ortalamaların üzerinde kalırsa ilk etapta 58-50'lerin üzerinde 60'lara doğru, yani şu kırmızı bizim hareketli ortalamamıza doğru bir ihtimalden bahsetmiştik. Bunun gerçekleştiğini ve hatta 60-80'lere gittiğini görüyoruz. Hatta şunu söyleyebiliriz. Üst bantla bu 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği önemli destek bölgesinde tutunduğunu görüyoruz. Bu olumlu. Tabii daha marj var mı? Evet, yukarıda şu ihtimal, yeşili görme ihtimali söz konusu. En azından bir gün daha burada kalması yarın bizim için önemli gün TÜPRAŞ'ta bu noktada değerlendirdiğimizde.
alıcılı bölgeye de geçtiğini görüyoruz. Bir gün daha burada kalması demek hareketin kademeli bir şekilde 61 üzerinde ilk etapta 62 seviyesine doğru bir tepki getirme isteği artabilir. Genel trende baktığımızda evet eski daha önceki destek bölgesi olan 59.90 çok önemli bir destekti. Gördüğünüz üzere 3 ay boyunca neredeyse destek tutulmuştu. Çok sert bir düşüşle bu bölgenin terk edilmişti. Şimdi rol değişimiyle eski destek geçilememişti ama şimdi bu destek üzerinde kalıyor. Yani bir gün daha bu seviye üzerinde kalması demek kontrollü bir hareketi gündeme getirir. Daha dar, daha sakin, daha kontrollü bir yükseliş ihtimali söz konusu olacaktır. Endeksten bağımsız mı? Evet, endeksten bağımsız olduğunu zaten vurgulamaya çalışmıştık. Bu hareketin devamı biraz daha önümüzdeki süreçte gelecek gibi gözüküyor. Ama yarın bu anlamda izliyor olacağız. Endeksten bağımsız bir hareket ihtimalinden zaten bahsetmiş olduğumuz noktalar bu bölgelerde. Eğer bir hatırlatma yapacak olursak da bu hisseyi biz bu yıl ilk aylarında özellikle Mart-Nisan aylarında 70'ler bölgesinde, 75'ler, 70'ler bölgesinde çok uzun süreli bir düşüş ihtimalinden hatta %25, %30'luk bir düşüş ihtimalinden bahsetmiştik ki bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu düşüş sonrası önemli dip bölgesinde olduğumuzu ve tepkilerin olabileceğini, bir dip sürecinin başlayabileceğini dile getirmiştik. Şu an için onun olumlu geliştiğini görüyoruz. Burada kaldığı müddetçe bu hareket kontrollü bir şekilde sakin bir trend içinde yoluna devam edebilir. Bu önemsediğimiz bir hareket. Evet değerli arkadaşlar, aslında sizlerden gelen soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Özellikle eğitimlerimizde zamanlamaya yönelik dikkat çektiğimiz çalışmaları da açıkçası burada görebilirsiniz. Çünkü aynı zamanda biz buradan piyasa yorumu yaparken her türlü piyasa yorumunu yapıyoruz. Çünkü grafikler sizlere her türlü piyasa yorumu yapmaya müsait. Düzenli veri olduktan sonra dünyanın her enstrümanı üzerinde teknik analiz yapıp bu doğrultuda yatırım bile yapabilirsiniz. Bizim amacımız da burada yıllardır vermek istediğimiz mesaj, yapacaksanız sadece teknik analiz yapın ve teknik analiz doğrultusunda yatırımlarınızı risk yönetimi çerçevesinde değerlendirebilirsiniz. Elimizden geldiği biz de bu çalışmaları paylaşıyoruz. Umarım ki faydası oluyordur. Sizden gelecek soruları da elimizden gelince yorumlamaya çalışacağız. Bizi Twitter adresimizden, Halil Reçber Twitter adresinden de takip edebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube'a sayfamıza abone olup tavsiye edebilirsiniz. Dolayısıyla bu bizim için teşvik olacaktır. Şimdiden yardımlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese bol kazançlar.